İzmir Büyükşehir Belediyesi ödemeler krizi yaşamaya devam ediyor. Toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacakları verilmeyen işçiler yarım gün iş bıraktı. Emekçilerin talepleri karşılanmazsa 1 Ağustos'ta tam gün iş bırakacak. CHP'li Başkan Tunç Soyer ödemeler konusunda sorun olduğunu kabul etti. Temmuz ayında emekçilere borcun tamamının ödenmeyeceğini söyledi. Biz bu ay bunun tamamını ödeyemiyoruz. Sadece bir kısmını ödeyeceğiz. Bir kısmını da önümüzdeki haftalar, aylar içinde ödemiş olacağız zaten. Aziz Kocaoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde geriye dönük ödemelerde sarkma olmuyordu. Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı ay içerisinde işçinin geriye dönük alacakları hesabına yatıyordu. Tunç Soyer'in başkanlığıyla beraber sözleşme dönemlerinde geriye dönük alacakların ödenmesinde hep gecikmeler olması dikkat çekiyor. İşçilerin geriye dönük 4 ay alacağı var. Bir işçinin ortalama alacağı 20.000 ile 25.000 lira arasında değişiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 18.000 işçiye toplam 450 milyon borçlu. Benzer sorun memurlarda da var. 7.000 memur sosyal denge sözleşmesinden kaynaklanan geçmişe dönük 6.500 liralık alacağı bulunuyor. Toplu sözleşme ile kazandığımız hakların enflasyona kurban edilmesine sessiz kalmayacağız. Bu ay ödeme sözü verilmesine rağmen memurlara da hakkı olan 45,5 milyon para ödenmedi. Merkezi hükümetin emekçilere yönelik bütçe politikaları muhalefet partileri tarafından haklı şekilde eleştirilmektedir. Dolayısıyla bu partiler gerekli hassasiyeti en azından kendi belediyelerinde göstermek zorundadır. Belediyeden yapılan açıklamaya göre memura yapılan 8077 liralık seyyanen zammın ödeneceği, sosyal denge sözleşmesinden kaynaklanan farkın ödenmesi yapılmayacağı bildirildi. Memurların market fişi yardımı olarak da 1500 TL CHP'li belediyeden alacağı var. Belediye çalışanı memurlar basın açıklaması yaparak CHP'li belediye başkanı Tunç Soyer'i uyardı.